Kasat atımızın nalları yolda, irsalı çağrımız biz yürüyoruz dedik, çıktık yollara. Geldik Güller ve Göller bölgesi İsparta'ya, Uluborlu'ya. Uluların yattığı Kapı Dağı'nın eteklerindeki yemyeşil bir ilçe belediye başkanına sohbet edeceğiz. Uluborlu kendi küçük ama geçmişi çok büyük olan bir ilçe. 5000 yıllık bilinen bir tarihi var. Klasik olacak ama Roma Helenistik, Roma Bizans, Selçuklu, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin mevcut olduğu, 48 tane eserimizin olduğu bir ilçe. Hamidoğlu Beyliği'nin kurulduğu, 16 yıl başkentliğini yapmış bir ilçe. Selçuklu'nun uç beyliğini yapmış bir ilçe. Kurtuluş Savaşı zamanında 242 tane yedek subayı veren Türkiye'deki ilk sıradaki ilçedir. O sebeple Uluborlu'muzun insanı, gelenek, görenek ve anneannenin harmanlandığı bir ilçe burası. Okumuşluk oranı %98'dir. O sebeple nüfusumuzun büyük bir kısmı Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yaşamakta. Yazları nüfusumuz 3 katına çıkmakta. Genel olarak da geçimimizi tarımla yapmaktayız. Kirazımız dünyaca tescilli. Uluborlu kirazıdır. Avrupa'da satılırken Uluborlu çeri diye satılır. Ve kraliyet ailesine kadar gitmiş ve kraliçe Elizabeth'in uzun ömürlü olmasını sağlamış bir kirazımız var bizim. Bunun farkın sebebi de şu, Uluborlu kirazı sevgiyle büyütülen bir kiraz. Burada aynı gül gibi, çiçek gibi. Evet. Sevgi verirsen öyle aynen, büyüyor. Aynen öyle. Evet. Aroma farkı buradan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bitkilerle konuştuğunuzda bitkilerin ömrü uzuyor. Daha güzel açıyorlar. Aynı bizde de bizim çiftçimiz bahçesine aynı çocuğuna bakar gibi bakar, ağaçlarına bakar. Yaz kış demeden ilgilenir. Budamasını zamanında yapar, ilacını zamanında yapar. Yemez yedirir derler ya, o şekilde bizim çiftçimiz ağacına bakıp çoluğunun çocuğunun rızkını buradan çıkarmaya çalışır. Hemen hemen Yörük Yurtların her köyü Eren Dağı olur. Evet. Orada Eren niye orak olur? Gözün gördüğü her yeri korusun diye. Evet. 242 şehit verdiniz Kurtuluş evet. Savaşı'nda. Devlet olan görevini Uluborlu yapmış. Evet. Peki bu kadar verilen şehit karşılığında bu yere hak ettiği hizmet alabiliyor mu? Yani beklentiniz neler? Beklentimiz tabii ki ben öncelikle nüfus istiyorum, geri getirmek istiyorum. Şükürler olsun son 2 senedir de 200'er kişi nüfusumuzu arttırdık. Ama tabii ki devletin kaynaklarından tam olarak faydalandığımız söylenemiyor. İnsanlar burada mutlu olamazsa niye gelsin? Evet, çalışacak iş sahaları kesinlikle gerekiyor. Olması gerekiyor. Öncelikle adliyemizi geri istiyoruz. Evet. Uluborlu'dan adliye 2012 yılında gitti maalesef. Gönül istiyor, adliye Uluborlu'da olması gerekiyor. Uluborlu adliyesiz ve hamamsız olmaması gereken bir ilçe. Evet. Bu ilçeye bence bu reva görülmemesi gerekiyor. Hamamımızı 2 sene üst oldu, yeniden inşa ettik. Uluborlu bir aslında hamam şehri. Selçuklulardan kalma dünyadaki tek orijinal Selçuklu hamam mesela Uluborlu'dadır şu anda. Ama koruyabiliyor musunuz derseniz koruyamıyoruz maalesef. Doğa şartlarına ve canlıların şeyine, erozyonuna uğruyor. İnşallah Kültür Bakanlığı'ndan ve devletin diğer kurumlarından destek alırsak burayı bir ören yeri haline getireceğiz. Bir tane şehrimiz Apolonya şehri, yerinin altında şu anda kazılmayı bekliyor. Araştırma, yüzey araştırmaları bu sene inşallah sonlanacak. Sonra da bir arkeolojik çalışmayla onu da yüzeye çıkartacağız. Uluborlu'nun belki gelecek 50-100 yılını bu şekilde bir turistik merkez haline getirmiş olacağız inşallah. Kurtuluş ve kuruştan sonra devletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti denmiş. Niye Türkiye denmiş? Göktürkçe'de iye koruyucu demek, sahip demek. Türk'ün koruyucusu Türkiye. Yönetim sistemi Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti. Bu TC olarak yazılmış. Bunu Nasreddin de sabitledi. Evet. Ben göreve geldikten sonra Türkiye'de TC'si konulan belki ikinci sırada belediyeyiz biz. Tabii ki benden sonra gelecek olan, göreve gelecek olan başkanlarımızın da buna sahip çıkacağını düşünüyorum. Ve onun da belgesini, tescilini aldım. Bundan sonra yani, TC'siz olmayacak. Evet, tescil ettirdim. Uluborlu Belediyesi TC'siz anılmayacak bundan sonra. Evet. Bu bir örnek olmalı diğer belediyelerimize. Evet. Biz şimdi Uluborlu'nun geçmişi çok eski diyoruz. Belediyeciliği de 1760 tarihinde başlar Uluborlu'nun.
Kadim Türk yurdu, Yörük yurdu, İsparta Uluboru'dayız. Bugün güzel bir gece var. Türk'ün zafer haftası. Yani 1071'de Sultan Abbas'ın Anadolu'yu yeniden alması, Atatürk'ün Haçlı'nın işgaline karşı vatanı kurtarması, bütün bunlar Ağustos ayında oldu. Kadına da medeni hakları veren Atatürk sayesinde bu günleri gördük. O nedenle önce kadını konuşturalım. Sizi tanıyalım. Ülker Akkaya ismim. Evet. Koro şefiyim. Bu etkinliği hazırladık. Umarım güzel olur, beğenirsiniz. Beğenildiği zaman bizler daha çok mutlu oluruz ve daha başarılı işler yapmak için can atarız diye düşünüyorum. Uluborlu'muza hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ali Nihat Akkaya. Koro'nun yöneticisiyim. Uluborlu'da her şey Uluborlu için yapıyoruz. Teşekkür ederim. Meydanda oynarken babası dedesi gibi oynayan bir yiğit abimiz var. 400 metre şapkanın arasında yüreğini de taşıyor. Seni bir tanıyalım. İsmim Eşref Yurda Siper. Emekli öğretmenim. Aynı zamanda halk oyunları öğretmeniyim. Buradan buraya geldim. Bu güzel etkinlikte bulunmaktan gurur duyuyorum. Daha doğrusu Atatürk'ün bize bırakmış olduğu mirasları tekrar canlandırmak için ve kültürümüzü canlandırdığımdan dolayı da mutluyum. Teşekkür ederim. Atatürk'ün oynadığı en güzel oyunlarda neydi? Sarı Zeybe'yi. Biraz sonra da Sarı Zeybe'yi oynayacağım. Atatürk'ü evet. canlandıracağım. Her oynayışımda da heyecanlanıyorum. Her oynayışımda da Atatürk'ü damarlarımda hissediyorum. Evet. Bizim zeybek oyunlarımız vardır. Yere diz vurduğumuzda yeryüzü bizim, el kaldırdığımızda gökyüzü bizim, dönerken dünya bizim deriz. Bu Oğuz Kağan'ın evlatlarına verdiği yerin göğün adını temsil eder. Seni tanıyalım. Ben Behçet Bilici. Burdur'dan geldik. Hocamın daveti üzerine iştirak evet. ettik biz de bu mutlu gününde. Evet. Bir nebze katkıda bulunursak evet. ne mutlu bize. Cura'nın ustası, kadim dostu Hüseyin Özdemir. Ben Hüseyin Özdemir. Biz de Ülker Hanım'ın, Ali abinin daveti üzerine buraya geldik. Burada bulunmaktan, özellikle Zafer Haftası etkinliklerine katılmaktan çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Bugün Uluborlu Ay Yıldız, Türk Bayrağı. Tarihiyle, kültürüyle büyük bir zenginliğe sahip bir ilçe. Köklerimiz çok sağlam. Bu tür etkinlikler aslında bizim atalarımızdan kalan miraslarımıza sahip çıktığımızı gösteriyor. Beraber kültürel zenginliğimizi gösteriyor. İnşallah bunları çoğaltarak yaşatacağız. Hep beraber Uluborlu'yu daha da ileri noktalara getirmek için uğraşacağız. Etkinliğe katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ülker Akkaya ve ekibine bu emeklerinden dolayı, bu etkinliği bize hazırladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnet duyuyorum. Sağ olun, var olun. Kaymakamım, sağ olun, var olun. Şimdi belediye başkanımız Sayın Aziz Tuna Beyefendi huzurlarında davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Kaymakamım, kıymetli konuklar. 30 Ağustos sebebiyle gelenekselleşen bu halk konserine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın Ülker Hanım sayesinde ve tabii ki gerideki gizli desteği Ali Nihat abimiz sayesinde Uluborlu'nun gerçekten uzun yıllardan beri aç olduğu, talepte bulunduğu bu halk konserini, Türk müzikisi konserini bu sene tekrar gerçekleştirme imkanı bulduk. Güzel insanlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle güzel ortamlarda dedikodudan, kötülükten uzak tuttukları için belli bir süreliğine dahil olsa bizi gerçek Uluborlu ruhunu yaşattıkları için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu hazırlıkları yaparken maddi manevi anlamda her alanda, her konuda yardımcı olan sponsorumuz var. Mehmet Gülgen Beyefendi. Ona da huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Bu akşam sizlere sunacağımız eserler iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk Sanat Müziği'nden, ikinci bölümde de Türk Halk Müziği'nden örnekler dinleyeceksiniz koromuzdan. Thank you.
Belediye başkanımız, çok sayıda sanatçımız buraya gelmiş. Onlarca sanatçımız var, yüzlerce seyircimiz var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bir Uluborlu'ya yakışır bir gece. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir Uluborlu ortamı oluşturduk. Her zaman Uluborlu önder bir ilçe olmuştur Isparta'nın ilçeleri için de. Bu çalışmada gene aynı şekilde Uluborlu'nun Cumhuriyet'e yakışır evlatlarının hazırladığı bir gece. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Ülker Hanım ve ekibine. Her sene bunu yapmaya çalışıyoruz bu etkinliği 30 Ağustos'ta. Atatürk'ün sevdiği şarkıları da icra ediyorlar kendileri. Uluborlu halkı da teveccüh gösteriyor. Her geçen sene inanın bunu söz olarak söylemiyorum. Gerçekten katılım çok artmaya başladı. Kaymakam Bey'le beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bu etkinliğimiz Uluborlu'da artık gelenekselleşmiş bir hale geldi. Her sene 30 Ağustos öncesinde bu etkinliğimizi yapıyoruz. Ve bizim müzikle beraber Uluborlu kültürünü beraber paylaştığımız çok güzel bir ortam oluşuyor. Emeklerinden dolayı ekibimize, Ülker Akkaya'ya hepsine teşekkür ediyorum. Yine nice böyle etkinliklerin hep beraber devam etmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonra devam edecektir. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Cumhuriyet'in 100. yılında, Türk'ün zafer ayında. Neden zafer ayı? Sultan Abbas'la 1071'de Ağustos ayında Anadolu'ya yeniden girdik. Anadolu zaten bizimdi, yeniden bizim oldu. Sonra Haçlı ülkeyi işgal etti. Yine Ağustos ayında Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bir savaş verdik. Yine zafer kazandık. Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. Bu zafer ayı İsparta Uluboru'da kutlanıyor. Her yer Türk bayrağı ve Türk'ün türküsü. Türk yurdu, yörük yurdu, İsparta Uluboru'dayız. Nuh Peygamber'in oğlu Yafes. Yafes'in oğlu Türk. Onun oğlu Karahan, onun oğlu Oğuzhan. Oğuzhan'ın üç oklar, bozoklar, altı evladı var. Yerin ve göğün atları verdi. Yani dağ, deniz, gök, ay, yıldız, gün. Gün, güneş demek. Ondan sonra 24 Oğuz boyu var. 135 devlet kurduk, 16. Cihan Devleti. İşte Uluboru'da da geçmişte kurulan Türk devletlerinin bayraklarını asarak yoldan gelen geçen Türk milletinin kökleri vardır. Bir çınar gibidir. Bugüne kadar 16. Cihan Devleti kurulmuştur. En son Türkiye Cumhuriyet Devletimiz vardır ve ilelebet yaşayacaktır demek istemiştir. Bu topraklar köklerine sahip bir çınar gibidir. Uluboru'da çay bahçesine geldik. Dostlar buyur buyur dedi. Oturduk masaya. Derken Uluboru'nun gülü geliyor dediler. Bir baktık gülü Ahmet'miş. Evet. Yaşı kaç Ahmet? 83. Onu akşam ne oynadın be? İyi oynadım. İyi oynadın değil mi? Evet. Sevdim onu, koroyu. Sevdin koroyu? Evet. Hoşuna gitti mi? Gitti. İyiydi koro. He. İşte öyle. Uluboru'da herkes sana değer veriyor mu? Veriyor. Kıymet veriyor mu? Veriyorlar. Bakım iyi yani. İyi. Neler yapıyorsun günde? He. Ne, akşam kadar ne yapıyorsun? Kahveye geliyorum, buralara geliyorum. Televizyon seyrediyorum. Başka? Vesaneye gidiyorum. He. Koyunlara bakıp geliyorum. İşte öyle gidiyor. Bir de çalışıyor mu? Ya. Bitti o iş. Bitti mi? Bitirdim. He. Okulu da bitirdim. Hepsi bitti. Bitirdin. Bitti. Evet. Her köyün, her şehrin gülleri vardır. Amacımız o güllerden birisi. Dostlarla bir çay içelim dedik. Seni tanıyalım. Ben de İnsar Köyü'nden Sabri Güreğaç. Ulan gün görmüş adama benzeyen. Kulağın arkasından şöyle baktığımda eski adamlara benzeyen. Eski adamlardınız. Ömür nasıl geçti? Valla çobancılıkta geçti. Ben Uluboru'dan Ali Tekeli. Burada yaz tatilinde kalıyorum. Diğer zamanı İzmir'de kalıyoruz. Uluboru'nun halkı bir kültür olarak devamlı 3 ay 4 ay gelir faaliyetlere katılır. Tarımla uğraşan arkadaşlarımız var mevsimlik olaraktan. Uluboru'ya sahip çıkmaya gayret ediyorlar. Ve de Uluboru büyük bir kültürel bir ilçemiz, modern bir ilçemiz. Yani gayet güzel. Demokrasi olaraktan güzel, huzur olarak güzel. Yurtlarını satıyorlar mı, sahip çıkıyorlar mı? Daha önceler öyle bir göç oldu ama şu anda %100 sahip çıkılıyor atayurtlarına. Ve de geri dönüşüm başladı. Şehirde yaşam zorlaşınca hadi köye gidelim deyip köyde atanın, babanın, dedenin, nenenin bıraktığı tarlaya, tokada, evele sahip çıkmaya başladılar. Seni tanıyalım. Ben Ünisar Köyü'nden Muammer Armağan. Ben de bahçe işleriyle uğraşıyorum. Neler var bahçede? Kiraz, genelde kiraz yani. Para ediyor mu? Yok, şu anda para etmiyor. Yani. İleşber'in 40 tane yengi senesi olurmuş. Karnını yarmışlar adamın.
Yeni sene kazanacaksın, yeni sene kazanacaksın, 40 sene geçiyormuş, ömür geçmiş. Bizim de aynı. Aynı mı? Aynı. Aracılar kazanıyor hocam, yani üreten kazanmıyor yani. Türkiye'de üretenin işi hakikaten çok zor. Eğer köylü üretimden çekilirse Türkiye aş kalır. Dolayısıyla Türkiye'nin üretimden çekilmemesi lazım. Başka ülkelere muhtaç olmamak için Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım. Çiftçinin de, çobanın da, balıkçının da, sanayicinin de, bütün herkesin çok çalışması lazım, üretmesi lazım. Bugün 30 Ağustos. Türk'ün zafer haftası. Sultan Alparslan da Ağustos ayında büyük zafer kazandı Malazgirt'te. Kurtuluş Savaşı'nda da Atatürk büyük zafer kazandı. Bu toprakları kazanırken de, korurken de büyük savaşlar yaptık. Ve bu savaşları kazanınca bunu kutlamak gerekti. Bugün 30 Ağustos İsparta Uluboru'da kutlanıyor. Bize düşen Atatürk'ün ve askerlerimizin bıraktığı toprakları korumak, yaşatmak. Uluboru öyle bir yer ki Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerini vermiş, en son bölücülere karşı şehitlerini vermiş, devlete, millete karşı borcunu ödemiş bir yerdir. Öyleyse Uluborlu devletten hak ettiği hizmeti almalıdır. Bizler Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Eğer üretirsek, çalışırsak, bağımsız olursak kimseye muhtaç olmayız. Kimse de Türkiye üzerinde oyunlar oynayamaz. Eğer zayıf kalırsak herkes üzerimizde oyunlar oynar. Türkiye'nin kurtuluşu üretimdedir, çalışmaktadır. Tam bağımsız Türkiye. Bugün Uluboru'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. Az sonra tören yapılacak. Daha sonra da şehitliğimize gidip vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün gençliğe hitabesi vasiyettir, nasihattir. Her Türk bu hitabeyi bilmeli, buna göre yaşamalı, buna göre hedef belirlemeli. Alnında bir zafer sabahı kadar, sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, sana zafer kadar yakışan ne var? Her yıl bugün olur, 30 Ağustos, içime bir zafer havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler poz, bayrak imil imil geçer ordular. Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Türk olmak gurur duymaktır, şanlı bir tarihe sahip olduğun için. Türk olmak özgür olmaktır, hürriyeti damarlarında taşıdığın için. Mutlu olmaktır Türk olduğunu söylemekten. Türk olmak, tüyleri diken diken olmaktır, İstiklal Marşı'nı dinlerken. Bağımsızlık, egemenlik ve vatan sevgisi kavramların yüceliğini tüm dünyaya gösteren 30 Ağustos zaferi, yüce milletimizin ve onun kahraman ordusunun en ağır şartlarda bile hiçbir güce boyun eğmeyeceğini, özgürlüğü söz konusu olduğunda tüm engelleri bertaraf edeceğini kanıtlamıştır. Gönlünü bayrağına, canını vatanına adamış kahraman Türk milletin ve ordumuzun kazanılan büyük zaferde olduğu gibi de milletimizin birlik ve bütünlüğe yönelecek her türlü tehdide kararlılıkla karşı koyacağına ve kendisine kanunlarda tevhi edilen emniyet ve asayişin sağlanması görevlerini her daim başarıyla gerçekleştireceği inancımız tamdır. Programımızın devamında şehit jandarma subay çavuş Fuat Özdemir'in Dereköy mezarlığındaki kabrini ziyarete gidilecektir. Türk asker doğar, asker ölür.
Ancak 2200 yıl önce düzenli Türk ordusu kuran Metehan'dır. Metehan toprak bir milletin köküdür, onu kimseye veremem demiştir. Bizim atalarımızın eti, kemiği, kanı toprak olmuştur. Öyleyse toprak atamızdır. Şehitlerimizin kanı toprak olmuştur. Eğer toprağa verirsek şehitlerimizi, gazilerimizi, erenlere, ermişlere, atalara da vermiş oluruz. Şehit kıymetli, toprak kıymetli. Şimdi Uluboru'da bir şehidimizin töreni yapılacak. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inü bis sabri ves salah. İnne Allaha ma'as sabirin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sahip olduğumuz bütün nimetleri bizlere bahşeden Rabbimiz, bizlere vermiş olduğun tüm nimetlere hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selam getiriyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, kısa sure-i şerifeleri dergahında kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, şu kabristanlıkta metfun bulunan bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin, ellerini kaldırıp duamıza amin diyen kardeşlerimizin de ahirete irtihal etmiş olan bütün sevdiklerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, hasreten burada metfun bulunan Uluborlumuzun şehidi Fuat Özdemir kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Amin. Mekanını cennet, makamını âli eyle Allah'ım. Amin. Sevgili peygamberimize komşu eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, korktuklarından emin, umduklarına nail eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, ziyaretimizden kendisini haberdar eyle Allah'ım. Amin. Sevdikleriyle cennetinde bir araya gelebilmeyi hem kendisine hem ailesine Mehmet amcamıza nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu vatan uğruna şehit olan kardeşimizin mezarını ziyaret ettik. Kaymakam Bey vefa borcunu ödedi. Neler söyleyeceksiniz? Kardeşimiz Fuat Özdemir bu vatan için şehit oldu. Biliyorsunuz bizim bugün vatanımız hala ayaktaysa, biz hala bu vatanda yaşıyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. Onlara hiçbir zaman minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bir şekilde ziyaretimizle onlara duyduğumuz saygıyı göstermek istiyoruz. İnşallah Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu konuşma münasebetiyle tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye Başkanımız
bu topraklar için şehit olan Uluborlu hemşerisinin mezarını ziyaret etti. Vefa borcunu, minnet borcunu ödemeye çalıştı. Neler söyleyeceksiniz bu vatan uğruna ölen Uluborlu şehidimizle ilgili? Allah ondan razı olsun. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Bu güzel vatanı bize hediye ettiler. Üzerinde böyle kutsal toprakların üzerinde yaşıyoruz. Aldığımız her nefesi onlara borçluyuz. Mekanları cennet olsun diyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, bu o günden bugüne şehit olan, bu memleket için kanını feda etmiş olan tüm şehitlerimizin ruhları, mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine de minnet duyuyorum. Türk vatan için şehit olabilendir, ölebilendir, savaşabilendir. Uluboru da bu şehitlerle devlete, millete olan borcunu ödemiştir.